Tabii bu koridor aslında Türk Devletler Teşkilatı ile Türkiye arasındaki kara bağlantısını sağlayacak olan koridor. Bugün biliyorsunuz Hakan Fidan Bey bir serbest ticaret bölgesinden bahsetti. Yani gümrük birliğinden Adı Turan bahsetti. olacak Adı dedi. Turan olacak. Hem ismi gibi hem de atılacağı adımlar gibi çok önemli bir adım. Eğer biz bu koridoru sağlar isek direkt transit hatlarla oraya mal giriş çıkışını kesintisiz olarak Tırları sağlayacağız. yetiştirecek. Tırları yükleyeceğiz Trenler. ve dünyanın farklı kesimlerine oradan aldığımız ürünleri ihraç edeceğiz. Aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye Avrupa Birliği Gümrük Birliği'ne üye. Yani Kazakistan'dan aldığımız malları kesintisiz bir şekilde Türkiye'ye getireceğiz. Türkiye'den de gümrüksüz Avrupa Birliği'ne götüreceğiz. Bu Orta Asya ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacmini de arttıracak ve bölgede hem Türkiye'nin etkinliğini arttırırken diğer taraftan işte Rusya gibi Çin gibi bölgesel aktörlerin de etkinliğini ya da o ülkelerin bağımlılığını düşürecek. Yani koridor aynı zamanda tabii ki Azerbaycan-Türkiye ekonomik ilişkilerine de çok büyük katkı verecek diye ben düşünüyorum. Bugün Türkiye'nin Azerbaycan'da 12 milyar dolar yatırım var. Azerbaycan'ın ise Türkiye'de 19,5 milyar dolarlık yatırımı var. 4 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. Türkiye'de yanılmıyorsam en büyük yatırımcı firma SOKAR. O da Azerbaycan'ın kamu enerji şirketi. Yaklaşık 18 milyar dolarlık yatırım yapmışlar Türkiye'deki enerji sektörüne. İşte biz petrolü dünyadan alırız, SOKAR'ın tesislerine getiririz, işleriz ve benzin olarak kullanırız ya da satacaksak farklı memleketlere satıyoruz. Yani koridor sadece Türkiye ile Azerbaycan arasında değil, Türk dünyasını da Evet. birleştirecek, fiziki olarak birleştirecek bir koridor. Tabii bugün Dağlık Karabağ meselesinin çözümüyle birlikte Azerbaycan daha güçlü, bölgenin en güçlü aktörü haline geldi. Fiziki olarak kendi içerisinde toplumsal bütünlüğünü sağlamış. Dünyanın sayılı doğalgaz üreticilerinden biri. Ve bu 1-1,5 milyon Azerbaycan Türk'ünün yurtlarına geri dönmesiyle birlikte, normalleşecek ticari ilişkilerle birlikte biliyorsunuz bu şu demektir. Yani bölge 30 yıldır, 35 yıldır atılıydı. Şimdi oraları büyük ihtimal biz hem tarım sektöründe, hem enerji sektöründe, hem turizm sektöründe, Madencilik. madencilikte aklınıza ne gelebilecek yer varsa o alanları açacağız. Bu alanları açıp dünyaya daha fazla entegre yaptığımızda ise Azerbaycan'la Türkiye ilişkileri daha fazla da ne diyelim iyi hale gelecektir. Bugün Azerbaycan'la iyi hale gelen ya da siyasi ilişkilerdeki gibi ticari ilişkilerin de gelişmesi bugün Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı, Kazakistan'ı, Türkmenistan'ı aynı zamanda dünyaya daha fazla entegre ettiğimiz anlamına gelir. Ki Rusya'nın orada büyük biliyorsunuz bir ağırlığı var. Hem ticari olarak hem ekonomik olarak. Yani bugün Kazakistan'a gittiğinizde Rus yatırımlarını, Rus firmalarını her yerde görebilirsiniz. Özbekistan'da keza öyle, Kırgızistan'da öyle. Türkmenistan biraz daha farklı konumda. Yani o bölgeleri dünyaya entegre etmek demek, bölgeyi tekrar dünyanın ana üslerinden birine haline getirmek demek. Bir de Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu petrol ve doğalgaz o bölgede çok fazla. Cumhurbaşkanı onu da söylüyor. TANAP'ın genişletilmesi, kapasitesinin genişletilmesi ve Hazar'dan daha fazla doğalgazın Türkiye ve Avrupa'ya akması. Biliyorsunuz Romanya'ya ve yanılmıyorsam Moldova'ya daha fazla doğalgaz transferi gerçekleştireceğiz. O anlaşmalar da yeni imzalandı galiba. 1 Ekim Bulgaristan var bir de galiba. bir de Bulgaristan var 1 Ekim itibariyle. Tabii bunlar Macaristan öncesinde imzalandı. bunlar tabii ki uzun vadeli yatırımlar olarak karşımıza gelecektir. Göreceğiz ama Türkmenistan gazını İşte Kazakistan'da bulunan doğalgazı, petrolü Türkiye'ye hiçbir kesintiye uğramadan ya da Ruslar üzerinden bu enerjiyi transfer hat olarak almadan direkt alıp bu ülkelere ödemeleri gerçekleştirdiğinde mesela ben şöyle şeyler hatırlıyorum. Türkmenler çok fazla diyorlar işte Ruslar alıyor bizim doğalgazımızı satıyorlar parayı da bize verirlerse veriyorlar vermiyorlarsa işte soracak bir makam yok tarzı bir yaklaşım vardı. Tabii bunların önüne geçeceğiz. Bir de biliyorsunuz Çinlilerin İpek Yolu projesi kapsamında o devasa yatırımları var. Hem Kazakistan'da hem Kırgızistan'da. Burada da bir dengeleyici bir güç olarak Türk dünyası bu koridorla bir araya gelecek diyelim. Şimdi